Evet. Biz bunu yıllardan beri bekliyorduk. İngiltere'de burada yaşayan Kıbrıs Türk'ü kadar bir nüfus var. 85 bin Kıbrıs. Bu nüfus sadece tatilde bu nüfus gelsin. Bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne oteller, turizm tesisleri dolar taşar. Evet. Bunun önünü açmak için çok önemli bir, bunu dahi beğenmeyenler var. Ve bir takım eleştirilerde, yani haklı haksız eleştirilerde dahi bulunanlar var. Ama genelde baktığınızda toplum bunu hazmetmiştir. Ve çok iyi yapmıştır yani, denmektedir. Endişe edecek, sağlık alanında da böyledir. Eleştiriler. Benim arkadaşlarım vardır bugün. Eczacılık şeyinde doğru. Gittik gördük. Doktorlar çalışıyor. Diğer bölümlerde. Bizim gibi yakında çoğu gelecek buraya bir şeyler öğrenebilmek için. Ve en mühimi de yani bu üniversite olayında böyle donanım var mı? Türkiye'nin bazı üniversiteleri buradan bazı alanlarda örnek almaya çalışıyor. İşte inovasyon merkezi, işte tıp fakültesi. Mesela Gaziantep Üniversitesi'nden geliyorlar. Dişçilik olayı. Sevgili Akay, sen Türkiye'ye dişçilik olayında dahi buradan örnek alıyorlar. Evet. Almanya, şimdi çok ilginç. Onu da biliyorum, örneğin, Almanya'yı da. Almanya'da tabii, kurulacak olan bir dış şeyi, hastanesi. Evet. Şey olarak, referans olarak buraya yani buraya kuran şirketi burayı takı tesisi referans gösterip de yaptırıyor şeyi. Çok ilginç. Yani şimdi basit düşüncelerle uğraşmamak lazım artık bu ülkede. Bunları aşmak lazım. Büyük düşünmek lazım. İşte eserler ortada. Korkmamak lazım. Tabii, biraz da yalnız burası lazım. Değil. Tüm üniversitelerimiz. Evet. Tabii. Ama bana göre çok daha önemli bu yıllarda değil. Hayır yani dedik ya. Meyveli ağaç taşlanır dedik. Hı hı.